Bir 6 tane daha Gold Savaşçı yani Gold Warrior verdi. Tekrardan teşekkür ederim. Hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Muste Legends oynuyoruz ve Muste Legends'ta elmas kasma taktiği vereceğim sizlere dostlarım. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi bu gördüğünüz Muste Legends'taki elması en hızlı bir şekilde nasıl kasabilirsiniz? Sizlere bunu adım adım göstereceğim ve anlatacağım dostlarım. Öncelikle şimdi videomuza geçelim. Dostlarım öncelikle bu tarafa geldik. Yani gördüğünüz üzere çavuşun yanına geldik dostlarım. Şimdi elması hızlı kasmanız için neler yapmanız gerekiyor? İlk adımımızı çavuş söylesin bize. Değil mi çavuş? Durun dostlarım durun. Abone olmayı ve like atmayı unuttunuz. O zaman abone olup like attığınıza göre videonun güzel kısmından devam ediyoruz. Evet aynen öyle. İlk ben söyleyeceğim. Yani ilkini hemen şu şekilde bir sandıklar falan var ya Furkan sen gider gösterirsin. Tamam mı? O sandıkları toplayacağım. Tamamdır çavuş. Hemen gidiyorum onları göstermeye dostlarım. Şimdi çavuşun dediği şey gördüğünüz buradaki sandıklar var ya. Tabii ben bugünkü diğer videolarda toplamıştım bunları ama olsun dostlarım. Şimdi mesela bunu geliyorsunuz topluyorsunuz ama şuradakini toplamamıştım mesela. Öncelikle şuraya bir gidelim. Mesela 30 revirsiniz diyelim dostlarım. 30 revirsiniz geleceksiniz ve buradan gördüğünüz üzere 2000 elmas aldınız. Şimdi bunlar az belki. Yani bazılarımız için az bazılarımız için de fazla. Bunları söyleyeyim dostlarım ama çok hızlı bir şekilde elmas kasma taktiği de var. Bu şu anda ilki. Onu gösteriyorum şu anda dostlarım. Ondan sonra oyunun grubuna katılabilirsiniz. Oyunun grubuna katıldığınızda tabii ben şu anda oyunun grubunda değilim. Oyunun grubuna katıldığınızda da elmas alabiliyorsunuz dostlarım. Ondan sonra kullanmadığınız petleri satabilirsiniz. Mesela ben bunu kullanmıyorum. Gördüğünüz üzere 220 elmasa ben bunu sattım gitti ve 220 elmas şu anda geldi. Tabii şu anda zaten bende bir sürü elmas var gördüğünüz üzere 138 bin elmas var. Ama peki diyor olabilirsiniz şu anda. Hemen şu şekilde gidiyoruz. Gördüğünüz üzere dostlarım burada 1,5 milyon elmasa bir yumurta açılıyor. Yani daha doğrusu kristal açılıyor dostlarım. Peki bunu o zaman nasıl biriktireceğiz diyorsunuz gibi. O zaman bunu da şimdi hemen sizlere söyleyeyim. Burada dostlarım görevlerden de elmas veriyor. Onu söyleyeyim ama her görev değil bazı görevler veriyor. Mesela şu anki görev bende enerji falan filan veriyormuş. Eğer ki o görevi yaparsam. Hatta dostlarım şu anda takipçilerimin 4 milyar elması varmış. Şu anda chatte falan yazıyorlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi peki hızlı bir şekilde nasıl kasacaksınız? Bu kinglikte de duraraktan elmas kasabilirsiniz. Pet'in gücünü çoğaltaraktan hızlı bir şekilde güçleneceksiniz tamam mı? Bakın hatta Rebirth yerine şu anda ben 460 bin güç yapıp da Rebirth atarsam 455 bin elmas kazanacağım dostlarım ve %5 daha fazla hızlı kasılacağım. Yani daha fazla güç artacağım ama Pet'in değil dostlarım normal kendi kasılmanızın yani karakter ilk başta bir kasıyorsa ondan sonra %5 ekleyin %5. Yani o pek bir işe yaramıyor aslında dostlarım ama olsun. Biz zaten burada elmasa bakıyoruz. 455 bin elmas veriyor dostlarım. Peki bu 460 bin gücü nasıl hızlı bir şekilde kasabilirsiniz? Yani dostlarım bu güçte petleriniz varsa bu güçte petlerinizle hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Tabii ki de kinglikte de olmanız gerekiyor. Ben de bu güçteki petleri zaten videolarda dağıtıyorum dostlarım. Peki bu güçte petiniz var ama yine de yavaş kasıyorsunuz. Peki bunu nasıl düzeltebilirsiniz dostlarım? Tabii ki de petinizin gücünü arttıracaksınız. Petin gücü nasıl arttırılır diye soruyor olabilirsiniz. Bu sorunuzun cevabı da dostlarım şu anda kartlarda çıktı. Gidip o videoyu izlerseniz o videoda anlatıyorum tabii ki de dostlarım Pet'in gücü nasıl arttırılır. Hatta dostlarım şu anda ilk abone yazana Pet dedim. Gördüğünüz üzere bu şekilde videolarda da Pet veriyorum. Şu anda Yusuf Marks takipçimiz kazandı. Hemen şu şekilde ona trite atalım dostlarım. Hemen şu şekilde Darkstar avcısından verelim dostlarım. Bunun gücü 970 falandı diye hatırlıyorum. Hemen şu şekilde verdik gördüğünüz üzere. Bu arada bu az önceki verdiğim pet yani bu Darkstar avcısı peti durability kasmak için yani dayanıklılık kasmak için en iyi pet diyebilirim dostlarım. Çünkü bundan iyisi yok yani durability için. Güç kasma için de en iyisi altın savaşçı dostlarım. Zaten gücünden de anlıyorsunuz şu anda. Gerçekten mükemmel bir şey. Evet dostlarım gördüğünüz üzere şu anda bu takipçimiz de bize pet vermek istiyormuş. Gördüğünüz üzere 6 tane altın savaşçı veriyor ve ben de bunları zaten bu kadar çok kullanamayacağıma göre sizlere videolarda dağıtıyorum dostlarım. O zaman Vonrix takipçimize de teşekkür ediyorum şu şekilde. Evet şimdi çavuş
Burç'la falan da sohbet edeceğiz o sorum ama takipçimiz tabii ki de yeniden try attı. Çünkü daha fazla pet verecekmiş. Evet şu anda bir 6 tane daha Gold Savaşçı yani Gold Warrior verdi. Tekrardan teşekkür ederim. O zaman dostlarım hemen şu şekilde Çavuş'la birazcık sohbet etmeye gidebiliriz artık. Değil mi Çavuş? Evet ya, hatta Vonrix şu anda pet vermişken bence şu anda tam pet dağıtmalık ya. Hatta ne yazdır biliyor musun? Çavuş yazdır, benim ismimi yazdır chat'e. İlk yazana da pet ver, tamam mı? Tamam Çavuş, öyle yapıyorum o zaman. O zaman hemen şimdi pet dağıtmaya başlıyoruz. İlk Çavuş yazana pet yazdım dostlarım. Bakalım ilk Çavuş'u kim yazacak? Hemen şu şekilde. Evet, şu anda HZ Kain takipçimiz ilk başta yazdı dostlarım. Hemen şu şekilde. Ne güzel, petlerimiz de çoğaldı ya. Oh be, sonunda dostlarım petlerimiz bitiyordu çünkü. O zaman şimdi şu şekilde 20 seviyelik bir tane varmış. Hemen 20 seviyelik Gold Warrior peti hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hemen şu şekilde verdim o zaman dostlarım. Ben yazdım dedi. Bir dakika, nasıl ya, ben o zaman yanlış kişiye mi verdim? Bir dakika. Bakıyorum da hayır. Dostlarım yazdığım şeyi bulamıyorum. O kadar çok yazı yazılmış ki az önceki yazdığım şeyi maalesef ki bulamadım ama yanlış görmemişimdir umarım yani. O zaman yapacak bir şey yok. İlk ultra yazana pet dedim dostlarım. Hemen şu şekilde bir pet daha dağıtıyoruz ve ondan sonra Çavuş'ta sohbet edeceğiz dostlarım. Hemen şu şekilde baktık ve evet dostlarım Bilal TR takipçimiz yazmış. Hemen şu şekilde onu bulalım ve evet bulduk. O zaman trade'ımızı atabiliriz. Hangi petten versek, hemen şu şekilde bakıyorum dostlarım. Dark Saravcısından bir tane kalmış. O da bizde kalsın. Belki durability falan kasarım diyeceğim de petin gücünü arttaraktan alabilirim aslında. Bir şey diyeceğim, pet ben verecektim. Evet dostlarım tamamdır, pet ben vereceğim yazdım, çekmişti. Ya ben bir tane veriyorum, o iki tane veriyor. Yani pet vermek istiyormuş dostlarım. O zaman Bilal TR takipçimize de teşekkür ediyorum. Aslında ilk yazmıştı. Yani ben ona pet veriyordum. Hatta verdim de o da iki tane verdim dostlarım. Neyse teşekkür ediyorum o zaman. Hemen şu şekilde Çavuş, sence şu anda pet dağıtalım mı? Hatta auramız varsa aura da dağıtabiliriz diyecekken hayır, maalesef ki auramız yokmuş. Çavuş sence şu anda pet dağıtalım mı yoksa başka bir şey mi yapalım? Bence şu anda son bir tane daha pet dağıttır ama onda ne yazdır biliyor musun? Ne yazdırayım Çavuş? Hayır yani biliyor musun diye sordum. Yani bilmiyorsan ben söyleyeceğim. Ya Çavuş ne uzatıyorsun? Söyle işte Allah'ım ya Rabbim ya. Söyle, bilmiyorum, ne yazdırayım? Tamam o zaman yazdır ki Çavuş'un elindeki fantastik bombastik ultrasonik çikolata. Evet bunu yazdır. Çavuş o çok uzun olmaz mı ya? Ya yok, bence öyle bir şey yazdırmayayım Çavuş. Başka bir şeyler yazdırayım. Mesela bugünkü videomuzun konusu ne? Elmas. Elmas yazdırayım Çavuş. Tamam ya, elmas yazdır ama bence benim dediğim de bayağı iyiydi yani. Tamam Çavuş, senin dediğin de iyiydi ama bence benim dediğim daha iyi olur. Yani senin dediğin çok fazla uzun. Yani ne dedin? Çavuş'un elindeki çikolata fantastik bombastik bir şeyler dedin ama yani Çavuş öyle bir şey olur mu ya? Evet dostlarım, ilk elmas yazana pet dedim. Bakalım ilk elması kim yazacak? Hemen şu şekilde bakıyoruz. Bizim de bu arada dostlarım ilk başta videoda başladığımızda kaç elmasımız vardı hatırlamıyorum ama şu anda 139.900 olmuş bile. Bu arada elmas da yazmışlar dostlarım ve ilk Vonrix takipçimiz yazmış. Ondan sonra Bilal, HZ falan filan yazmışlar dostlarım. O zaman hemen şu şekilde Vonrix'e veriyoruz. Bu arada bu Vonrix takipçimiz bize pet vermişti. Şimdi kazandı. Pet alıyor dostlarım. O zaman hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Hemen şu şekilde Gold Warrior'unu veriyoruz. Evet, kabul ederse tabii ki de. Evet dostlarım, o takipçimiz başkasına ver abi dedi. O zaman ben de bir şey yazdır dedim. Hemen şu şekilde bakıyoruz ve bir şey yazdıracak mı? İlk A dedi, sonrası kare çıktı, pet dedi. İlk A yazana pet dedi büyük ihtimal. O zaman Bilal kazandı. Hemen şu şekilde Bilal'e pet veriyoruz dostlarım. Tamamdır. Hemen şu şekilde dostlarım bu takipçimize de Gold Warrior'unu verdik. O zaman hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii kabul edersen bir level istiyormuş dostlarım. Tamam. Sen bir level istiyorsan biz de bir level veririz o zaman. Aslında 20 seviye veriyordum ama olsun, bir level de iyi yani. Evet dostlarım, o zaman bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Bugün sizlerle birlikte Musta Legends oynadık ve Musta Legends'da en hızlı bir şekilde elmas nasıl kasabilirsiniz sizlere bunu söyledim dostlarım. Yani bence bu taktikleri kullanarak da milyonlarca elmas kasabilirsiniz ki ben kastım dostlarım. Hatta o 1.5 milyonluk yumurtadan yani kristalden birçok yere açmıştım. Hatta bu %1 şansı diye hatırlıyorum. Ben bundan bile çıkartmıştım dostlarım. O derece ki açtım yani. Elmas kasma
atmak bence kolay. Yani ben 90 revirt falan attım. Bayağı da yani milyonlarca elmasım vardı. Harcaya harcaya 140 bine kadar düşürdüm. Artık da revirt atmıyorum. Çünkü birazcık güçlü kalmak istiyorum dostlarım oyunda. O zaman dediğim gibi bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Kesinlikle abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bildirim zilini de tüm olarak açarsanız bu gibi efsane güzel videolardan ilk haberdar olursunuz. O zaman görüşürüz be. Bay bay.